Analiz testi sorularına bakalım. Evet, birinci sorusu. Burulma terazisinde L cismine yüklü M cismi yaklaştırılan çubuk okla gösterilen yönde dönüyor. Şu şekilde dönüyor. Şu şekilde. Peki buna göre demiş ki yarılardan hangileri doğrudur? L ile M cisimlerinin yük işaretleri aynıdır. Evet. L bu yönde döndüğüne göre M, L'yi itmiştir. Dolayısıyla aynı cins elektrik yükle yüklüdürler. Peki, ikinci öncül M'nin yük miktarı artırılarak aynı şekilde yaklaştırılırsa fiberin burulma miktarı artar. M'nin yük miktarını artırırsam ve L'ye yaklaştırırsam L'yi daha büyük bir kuvvetle iter. Dolayısıyla daha fazla ip burulur diyeceğiz. İkinci öncül de doğrudur. M cismin yük miktarı değiştirilmeden L'den uzaklaştırılırsa fiberin burulma miktarı azalır. Eğer M'yi ben L'den uzaklaştırırsam M'nin L'ye etki edeceği kuvvet azalır. Dolayısıyla daha az bir kuvvetle döndüreceği için burulma miktarı da azalır. Dolayısıyla cevap her 2, 2, 1, 2, 3 olur. Cevap Edirne olur. İkinci soruya bakalım. Artı 2 Q yüklü iletken K küresi ile artı 6 Q yüklü iletken L küresine yarıçapları eşittir. Küreler şekildeki gibi D aralıkla yerleştirildiğinde birbirine F büyüklüğündeki elektriksel kuvvet de uygulanıyor. Hemen bir F'yi yazalım şuraya. F eşittir o zaman K çarpı 2 Q çarpı 6 Q bölü aradaki mesafe D kare. Şimdi bu kalsın. Küreler birbirine dokundurulup 2D aralıkla yerleştirilirse birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet kaç F olur? Şimdi kürelerin yarıçapları eşittir. Küreleri birbirine dokundurursam ikisi arasındaki yük paylaşımı eşit olacaktır. Toplam yük 2, 6 daha 8 Q toplam 8 Q. Her ikisi eşit miktarda paylaşacağı için artı 4 Q'ya artı 4 Q olur. Artık 6 ve 2 gitti. Küreler üzerinde 4 Q'ya 4 Q yük var. Peki buradan F'yi yazarsam F üssü diyelim buna. F üssü eşittir. K çarpı 4 Q çarpı 4 Q aradaki mesafeyi 2D'ye çıkarırsam 2D'nin karesi şöyle düzenlersem 16 çarpı K çarpı Q kare bölü 4D kare. Peki burada sadeleştirme yapsam 16'yı 4'e bölsem 4 olur. 4K çarpı Q kare bölü D kare F. Peki şuraya bir bakalım yine. 2 çarpı 6 12. 12 F'nin altına atarsam F bölü 12 eşittir. K çarpı Q kare bölü D kare olur. Burada K Q kare bölü D kare yerine F bölü 12 yazarsam şurası F üssü eşittir. 4 çarpı F bölü 12 bu da 4 ile 12 sadeleşir. F bölü 3 olur. Dolayısıyla cevap Adana 1 bölü 3 olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Yük miktarları eşit ve Q olan yüklü KLM küreleri yalıtkan ve sürtünmesiz zeminde tutulurken L küresi serbest bırakıldığında bir yönünde harekete geçiyor. L küresi bir yönünde harekete geçiyor. Buna göre 3 küre sabit tutulurken K ve M ayrı ayrı serbest bırakılırsa hangi yönde hareket ederler? Şimdi madem ki yükleri eşittir. K L'yi kendisine çekiyor, M de K'yı itiyor. O zaman üçü sabit dururken ben L'yi sabit tutup K ve M'yi ayrı ayrı serbest bırakırsam L K'yı kendine doğru çekecektir. L ise M'yi itecektir. Dolayısıyla K da iki yönünde, M de iki yönünde hareket edecektir. Dolayısıyla cevap 2-2 olan Bursa olacaktır.
Dördüncü soru. Konu anlatım kısmında buna benzer bir örnek çözmüştük. Demiş ki ağırlıkları G, K, G, L olan artı Q, eksi Q yüklü K, L küreleri iplerle şekildeki basılarak dengelendiğinde ip gerilmeleri T1 ve T2 oluyor. L cismi pozitif yüklü bir cisme dokundurulup uzaklaştırırsa T1 ve T2 nasıl değişir? Şimdi T1 ip gerilmesi elektriksel kuvvete bağlı değildi. Sadece cisimlerin ağırlıklarına bağlıydı. Dolayısıyla T1 ip gerilmesi hiçbir zaman değişmez. A ve B şıkkı gitti. Peki şu durumda K ve L'nin üzerine etki eden elektriksel kuvvetler şu şekilde. Peki ben T2'yi yazmak istersem burada. T2 artı elektriksel kuvvet eşittir L'nin ağırlığı. Bu ilk durumda. T2 ipi. Peki ben L cismini pozitif yüklü bir cisme dokundurulup uzaklaştırırsam L cismi ya pozitif yüklenir ya negatif yüklenir. Veya yükü azalır. Peki yükü azalırsa elektriksel kuvvet azalır. Elektriksel kuvvet azalır. Kürenin ağırlığı değişmediğine göre o zaman T2 ip gerilmesi artmak zorundadır. Dolayısıyla cevap artar olacaktır. Cevap C olacaktır. Beşinci soru. Noktasal bir yükün civarında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur demiş. Pozitif birim yükü etki eden Coulomb kuvvetine eşittir doğrudur. Aynı zamanda bu elektriksel alanın tanımı olarak da kullanabilirdik. Pozitif birim yükü etki eden Coulomb kuvvetine eşittir. Yük miktarı ile doğru orantılıdır. Evet. Elektriksel alan K eşittir. K çarpı Q bölü D kareydi. Yük ile doğru orantı. Noktasal yüke olan uzaklık ile ters orantılıdır. Karesi ile ters orantılı deseydi doğru olurdu ama karesi dediği için yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla cevap 1-2 olacaktır. Altıncı soru. Başlangıçta yüksüzken dokunma ya da sürtünme ile yüklenen K, L, M cisimlerin elektriksel alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. K ile L birbirine sürtünerek yüklenmiştir. K ile L. K ile L zıt yüklüdürler. Sürtünme ile yüklenme de sürtünen cisimlerin birisi pozitif birisi negatif yükleniyordu. K ile L de bu yolla yüklenmiş olabilirler. Soru bize olabilir dediği için olabilir. Peki K ile M birbirine dokundurularak yüklenmiştir. Şimdi K pozitif yüklüdür. Pardon, negatif yüklüdür. Çünkü oklar içeri doğru. K negatif. K negatif, L pozitiftir. M pozitiftir. K ile M birbirine dokundurularak yüklenmiştir. K negatif, M pozitif. Birbirine dokunmayla elektriklenmiş cisimler dokunmadan sonra hepsi ya pozitif ya negatif ya da nötr olacaktı. Şimdi K ile M zıt yüklü kesinlikle dokunma sonucu yükler, cisimler zıt işaretle yüklenmezler. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Son durumda L ile M birbirini iter. L ile M birbirini iter. Çünkü aynı yükle yüklüdürler. Cinsleri aynı. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevap 1, 3 olacaktır.